insan düşmanına bile böyle yapmaz. Demet Akalın kavgalı olduğu Seda Sayan'ın adını bile duymak istemediğini her kelimesi ve mimiğiyle nasıl gösterdi? Ya hiç sorma ya. Son günden anladınız zaten. Aynen. Sen de beni anla. Sen de beni anla. Sonra fikrinden cayan Demet Akalın, Seda Sayan'ı çok kızdıracak bir çıkışa imza attı. Büyüğümüzdür eyvallah ama ben görüşmek istemiyorum. Peki Seda Sayan'dan Demet Akalın'a nasıl bir misilleme geldi? İkili arasındaki kavganın sonu nereye varacak? Kılıçlar çekildi. Demet Akalın'ın kaybettiğini söylediği kolyesi çalındı mı? Akalın kimden şüpheleniyor? Yani evde yok. En son Dubai'de takmışım. Artık çalındı mı, kayboldu mu bilemiyoruz. Ama şüphelendiğiniz biri var mı? Var. Az sonra. Magazin Devlet hızımızla devam ediyoruz. Pop'un kraliçesi Demet Akalın sıkıntılı günler geçiriyor. Hem Seda Sayan'la yaşadığı polemik hem de çok değer verdiği kolyesinin kaybolması belli ki onu çok üzmüş. Haberimizi izliyoruz. Nişantaşı caddelerini arşınlarken rastlıyoruz Demet Akalın'a. Basın mensuplarına takılıyor biraz. Arka kapıdan kaçırdılar beni. Lütfen rica ediyorum. Evet, bence de bunların hepsini al. Al bunları. Fatih Yüreğin doğum günündeki çıkışı küs olduğu Seda Sayan'ın partideki varlığına gönderme olarak yorumlanmıştı. Gece sonunda beni çekmemenizi tavsiye ediyorum. Bugün gerçekten çünkü... Asabı bozuldu. Asabım bozuldu. Çıkışta saldırabilir misiniz? Ha? Olabilir vallahi. Seda Sayan'la yaşadıkları hatırlatılmak isteniyor. Demet Akalın'sa şu tavrıyla Sayan'ın adını dahi anmak istemediğini vurguluyor. Aa, hiç sorma ya. Son günden anladınız zaten. Aynen. Sen de beni anla. Seda Hanım'ı. Sen de beni anla. Anlayayım. Tamam. Seda Hanım'ı. Sen de beni anla. Ben anladım, sen Söylemezsem Olmaz programına katılan Demet Akalın, bir zamanlar iyi dost olduklarını söylediği Seda Sayan'ı epey kızdıracak bir çıkış yapıyor. O bizim nikah şahidimizdi. Okan'a oğlum diyordu. Evet. Kendine bu yapılanı yakıştırıyorsa ben hiçbir şey diyemem. Anladın mı? Bana susmak düşer ve ben susma görevimi yerine getiriyorum sadece. Çok... O istediği kadar istediğini diyebilir. Büyüğümüzdür eyvallah ama ben artık bu kadar hakaret dolu mesajları iyi tutamayacağım. Ben görüşmek istemiyorum. Öte yandan Seda Sayan'ın da sosyal medyada Demet Akalın'ı takipten çıkarttığı ortaya çıktı. Fatih Yüreğin sunduğu gelinin mutfakta setini ziyaret edip yakın arkadaşına 100 bin lira değerinde yüzük hediye etmişti. Teşekkür ederim. Buyurun. Böyle insanın böyle arkadaşı olur. Tek taş alırım. Eyvah. Böyle olur. Gelinin mutfaktayı hiç kaçırmıyormuş Demet Akalın. Fatih Yüreğin de programına katıldınız efendim. Bastınız. Şimdi konuştum onunla, evet. Şimdi gidip onu seyredeceğim evde. Kolyesini kaybettiğini açıklamıştı başarılı şarkıcı. Çalındığından şüphe ediyormuş. Kolyenizi mi kaybettiniz? Evet ya. Nasıl oldu? İşte bilsen. Bulmak için bayağı çabalıyorsunuz. Yani evde yok. En son Dubai'de takmışım. Artık çalındı mı, kayboldu mu bilemiyoruz. Peki şüphelendiğiniz biri var mı Demet Hanım? Var. Ben her şüphelendiğim biri var mı diyor. Yok. Olmaz mı? Çok düşüyorum. Çok yok canım. Aman boşver, hayat işte. Bu arada Yaşar İpek'le nişanlanacak olan Seren Serengil bir davetiyede aralarının bozuk olduğu Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'a yolladı. Akalın sosyal medyadan paylaştığı davetiyeye çok mutlu ol notunu düştü ve Seren Serengil'i etiketledi. Bu durum ikilinin arasındaki buzların eriyebileceği şeklinde yorumlandı. Haydi inşallah olacak mucize olacak. Demet Akalın'la ilgili gelişmeler bitmiyor. Akalın sosyal medyadaki hesabından Dürüye'nin güğümleri Demet'in bidonu köşe yazısıyla kendisini eleştiren Cem Cemina'ya sosyal medyadaki hesabından adeta ateş püskürdü. Mübarek Kabe'den gelen zemzem suyumla dalga geçtiğiniz için sizi Allah'a havale ediyorum. Bana saygınız olmayabilir Cem Bey ama Müslümanlar için kutsal olan zemzem suyuyla dalga geçemezsiniz. Biz de sizin manasız yazılarınızdan, üzerimden prim yapmanızdan çok sıkıldık. Allah akıl fikir versin.